İran'dan Lübnan'a, Bahreyn'den Yemen'e kadar geniş bir İslam coğrafyası protestolara ve şiddet eylemlerine sahne oldu. Tahran ve Riyad yönetimi arasında uzun yıllardır gerginlik sürüyor. Ancak Şii din adamı Nemr Bakır en-Numr'un cumartesi günü idam edilmesi Sünni-Şii ayrımını iyice derinleştirdi. Şiiler İslam dünyasının %10'unu oluşturuyor. İran en kalabalık Şii nüfusuna sahip ülke konumunda. Irak'ta da Şiiler çoğunluk durumunda. Ayrıca Bahreyn, Kuveyt, Lübnan, Yemen ve Katar'da da önemli sayıda Şii bulunuyor. İdam edilen Şii Nemr, Suudi kraliyet ailesinin görevden uzaklaşmasını istiyordu. Ancak Şii din adamı takipçilerini şiddet kullanmamaları için uyarıyordu. İran, Şii dünyasının lideri olarak görülüyor. Suudi Arabistan'sa Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Katar gibi ülkelerde çoğunlukta bulunan Sünniler için önemli bir güç durumunda. Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en yakın müttefiki. Riyad yönetimi bu konumuyla Amerika'dan askeri destek alırken Washington'un dış politikasını da etkiliyor. İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşma ise bölgedeki güç dengesini bozdu. Riyad yönetimi ambargonun kalkmasının ardından Tahran'ın elde edeceği milyar dolarları Şii milisleri desteklemek için kullanacağından endişe ediyor. Tahran yönetimi hali hazırda Suriye'de Beşar Esad'a, Irak'ta ise Şii milislere askeri destek sağlıyor. Yemenli Husi milisler de sırtlarını Tahran'a dayamış durumda. Yemen, İran'la Suudi Arabistan arasında süren vekalet savaşının en yakın örneği. Çünkü Suudi Krallığı hükümeti düşürmekle tehdit eden Şii Husilere karşı yerel askeri koalisyona aktif destek veriyor.